burada iki konu var. Bir tanesi boşandığı halde Birce Akalay hala Sarp Leventoğlu'nu takip ediyor. Yanlışlıkla da beğeniyor. Aklı onda mı haberleri çok çıkıyor? Olabilir. İkincisi, buna ne diyeceksiniz? İkincisi de şu. Gülben Ergen yalnız değildir. Dur. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir şey. Yani şu. Ama burada patlayan Sarp olmuş. 15 ay önce boşanacakları zaman hep Derya Şensoy'la ilişkisi var. Bir ihanet nedeniyle boşanma haberleri çıkıyor deniyordu ya. Evet. Sarp Leventoğlu ile Derya Şensoy birlikteler. Bir fotoğraf paylaştı Sarp Leventoğlu. Evet, Leventoğlu. İşte asıl evet, bu iddialar yani. Doğru mu? Yani zamanında yalanlayıp bizim onunla bir alakamız yok, böyle bir şey olmadı deyip bu saatten sonra fotoğrafı şimdi koymak demek. Olabilir mi sence? Yine... O sırada gerçekten bir alakaları yoktu. Algıda seçicilik mi? Arkadaşlık, aşka dönüşmüş olabilir mi? Fena değilmiş ya şöyle falan mı? Nasıl öyle mi yani? Bazen öyle olmuyor mu? Arkadaşlık aşka dönüşüyor. O sırada bir şey yok. Olabilir. Herkesin yakıştırmasıyla gaza geldiler olabilir belki. Olabilir ama ben bu heyecanı sevmedim. Ya pardon. Şimdi bir kural X kişi için geçerliyse Y kişi için de geçerlidir. Orada bir fotoğraf gösterdi. Evet çekerim. Birce Akalay, evet. Sarp Leventoğlu, Derya. Beraber evet. Geziyorlarmış. Evet. Ben onu görmedim. Öyle mi? Ay ben onu görmedim. Vallahi ben de görmedim. Siz tabii telefonlarla ilgili. Ya hayır, sen de başka bir bombayı söylüyordun. Bombayı mı atlattım telefonla? Neyse ama yani konunun biraz... özü aslında o. Yani bunlar zaten daha beraber önce... Beraber geziyorlar. Beraber geziyorlar arkadaşlar. Evet, o da yanlış. Yani şimdi nasıl ki... Gülben Ergen yalnız değildir, ben şimdi uyandım. Ama şimdi şöyle, yeni mi uyandın? Bir dakika, günaydın. Bir dakika. Bir insan hatayı bir kere yapabilir. Ama bu defalarca tekrarlanıyorsa o hata değildir. Bu konuya i̇şte açıklayacaklarım var ama. Evet. Ece Hanım, evet. Ece Hanım. Evet, o zaman. İşte bu da Gülben Ergen konusunda farkıdır. Evet. Nasıl Gülben Ergen konusunda farkı? Derya'nın yaşıyla Gülben'in yaşı aynı daha mı? Daha neler yaşıyor. Gülben Ergen'in yaşına geldiği zaman Derya kim bilir? Ya öyle deme, hatayı insan ay, bir kez yapar. Öyle neler abi. Konuşuluyor. Çok da bilinçli kulak annesi babası var. Mutlaka uyaracak, uyaran bir aile. Ama şu sahip. Fotoğraf varsa şimdi ciddi ya bir şey söylemek lazım. Maç sonunda bir fotoğraf var, onu gösterirsek. Yani olmaz, çifte standart olmasın. Gülben Ergen yaptığı zaman bu. Haklısın. Nasıl yaparsın? Arkadaşının arkadaşını alırsın. Biz de aynı masada oturanla bir daha kimse, flört edilmez deniyordu. Bir dakika, bunu şimdi kimse geldi tas... burada beraber maça gidiyorlar, seyahat ediyorlar. Gıdınız çıkmıyor. Hayır, yapmayın, yanlış. Allah bunu aşkına. Kimse tasfetmiyor. Ya maç görüntüsünden yok. Eleştireceksin. Bir dakika. Ya, hayır. Pas geçtiniz ben ama. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Ne kadar güzel bir hareket. O da yanlış, kimse bu da yanlış. Hayır Ali abi. Kimse güzel hareket demiyor. Ama herkes şunu söylüyor. Bence ekran başındakiler de lütfen fikrinizi siz de söyleyin. Bir hata bir kere yapılır. Belki pişmanlık var orada. Bilmiyorsun neler yaşadıklarını. Ama 7-8 kere aynı hatayı yapıyorsan, arkadaşının sevgilisine, arkadaşının kocasını elinden alıyorsan, ay, kusura bakma o karakterdir. O alışkanlık haline gelir. Evet. Peki bir şey soracağım Ali abi. Ben gerçekten o dediğin fotoğrafı acaba görmek istiyorum ve ya, görmedim. Niye göremiyoruz arkadaş, yönetmenimiz? Maça gittiği fotoğrafta 3 kişiler mi diyorsun sen? Hayır, maça sonradan evet yani gitti. Öyle diyorsan yanlış. 3 kişi gitmedi. Maçta 3 kişi gidemezler, o zaman ayrılardı çünkü. Ben hatırlıyorum o fotoğrafı. Maç birlikteliğin ilk fotoğrafı gibi. Evet, evet, evet yani. Arkadaşlar için bir fotoğraf şey yoksa... var mı elinizde, paylaşır mısınız? Sarp Leventoğlu, Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın. Evet, o bir fotoğrafı biz görmedik. Ali abinin gördüğünü iddia ettiği fotoğraf var mı? Ben öyle gördüm haber. Oraya bakarken sunumdan öyle anladım. Yani iyi ki biz fotoğraf şeye bakıyorduk, telefona. Senin kameraya bakmış halinde bile arşivleri yandı. Yok yani. Ya sonuç itibariyle Derya Şensoy'la Birce Akalay arkadaştı diyorsun. Birce arkadaş, evet. Arkadaştı. Boşanmalarına sebep olarak Derya Şensoy gösteriliyordu. Yanlış. Bu inkar ediliyordu. Bugün ortaya çıktı ki bir ilişkileri var ama o günden mi başladı bu ilişki? Onu bilemiyoruz. Yeni mi başladı bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bu üçlü... Arkadaşının aşkı olduğuna eminiz. Evet. Bitti. Bunu biliyoruz. Basın da çok fena. Basınla yakıştırıyorlar. Ondan sonra da belki aklına düşürüyorlar. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Burada Ali abi eğer bu söylediğiniz arkadaşlık varsa son derece haklı. Gülben Ergen'i, Derya Şensoy'u yok bu işin. Biri beşi de yok. Bence aynı. Zihniyet aynı. Aynı. Hayır, aynı fikirde değilim. Ama çünkü... zihniyet ya, hayır, bir hayat. Kere kayan hayır, yüz burada kere gerçek kayan... örneği var. Ben nasıl? Bir kere hata yaptım, yanlış yaptım. Benim kendimim de yanlışım var. Ama ben ikinciyi tekrarlamadım. Nasıl, arkadaşının aşkına mı? Arkadaşımın aşkı değil. Bak şimdi üçlü fotoğrafı olmadığım... Üçlü bir araya gelmediğim, yıllar evvelde bana yazan, iltifatta bulunmuş, hatta gazetede de haberim çıkmış biriyle yakın arkadaşım sevgili oluyor. Bunu tamam. Zaten basından bilen bilir. Hı-hı. Sonra onlar ayrılıyorlar. O sırada ben hiç görüşmüyorum kız arkadaşımla. Sonra kız arkadaşımın hayatına bir şovmen giriyor. O sırada şovmenle birlikte ayrılıklarının
arkasından 2 yıl geçmiş. Biz aynı programı başlıyoruz. Aramızda bir yakınlaşma oluyor. Hatta nişana kadar gidiyor. Benim hayatımdaki hatamda ve ben kız arkadaşımla barıştım. Ve aramızda hallettiğimiz halde bak diyorum. Ama benim ikinci hatam olmaz. Hmm. Neden biliyor musun? Çünkü benim karakterimde bu yok. Ders aldım diyorsun. Ders aldım. Tamam, bunu diyorum. Oynur canım, bir kere olur canım, o yüzden, kurbandır sana canım. Evet, o yüzden çok severim hala. O yüzden dediğim yanlış konuştum bence. Çünkü ben en canlı örneğim. Bir daha yaparsam o zaman de ki Ece sen de bozuk musun yani? Mayan bozukmuş dersin sen yani. Sen hiç onlarla bir teşrik mesain olmamış. Üçünüz aynı hiç olmamışsınız. Onlar olmaz. Bir üçü film çekmiş. Şimdi izleyicilerimiz yazıyorlar. Üçü aynı anda bir projede bulunmuşlar. Ben tabii bunu bilmiyorum. O kadar geçmişe gidemiyorum ama bu durumda bebeğini tamam oduna geçelim Ece. Ama ilk başta yalanlayıp şu fotoğrafı koymak yani artık kulağa su kaçırmak. Peki yani. Sarp bir fotoğraf paylaşıyor. Gerçekten işte. Çıkmaya işte çıkacak diyor şeyin Erhan Çelik'in lafı. Erhan Çelik değildir. Efsane bir özgü sözcüğü. Erhan Çelik aklına geliyor. İhanette Erhan Çelik. Evet, ihanette o aklımıza gelmiyor. Ama bu ihanet eden taraf olmasına rağmen bunu söylemesine kaç puan verir? O enteresan. Acaba diyorum o sırada başka bir şey mi döndü aralarında? Ya çünkü ama senin dediğin çok doğru biliyor musun? Acaba ya şey olmuştur. Ya bizi yakıştırıyorlar ama hani algı seçicilik olabilir. Olmuş olabilir yani. Evet. Belki de ama bilemem. Sizin yürüdüğünüz yolları yani, bilemem ama mutlu olmak için yanlış gene kabahat partnerler tercih ediyor. Fatura edildi helal olsun. Bazen kabahat öyle akla düşürüyorsunuz. Evet. Senin aklına ne düşürelim? Benim düşürme. Birini söyle düşürelim. Yazdıralım haber. Dur bakayım. Söyle. Brad Pitt tarzında bir şey olursa. Yok o kadar da değil, uçma yani. Peki